Arkadaşlar bugün sizlerle birazdan başlarız. Katılanlar da bu arada olur. Çok güzel. Sesimin geldiğini cevabını alıyorum. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Adaso çok kıymetli sanayi odamız, Adana Sanayi Odamız etkinliği kapsamında bir arada olacağız. Burada öncelikle Adana Sanayi Odası'nın öncelikle başkanımız, değerli yönetim ekibimiz ve değerli takım arkadaşlarıma böyle bir etkinlikte bizi buluşturduğu için, bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle 5S konusunu işleyeceğiz. Aslında birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm, çok kadar zor olmayan fakat uygulamasında takılan, uygulamada sorunlar yaşanılan bir konu. Bazen bunun gerçekten çok önemli bir kültür, çalışma kültürü olduğunu belirtiyoruz. Bunun için de aslında 5S'in anlam ve önemini iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu çalışan arkadaşlarımızla, birlikte çalıştığımız ekiple paylaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla sizlerin de bu eğitime katılan arkadaşlarımıza mümkünse öyle bir anlatımda bulunayım ki siz de bu tabir yerinde ise ateşi diğer bölgelere taşıyın, diğer yayılımını sağlayın. Önemli bir konu çünkü. Değerli arkadaşlar, şöyle kısaca bir giriş yapmak istersek, Adana'nın sanayi olarak Cumhuriyet döneminde ilk sanayileşen bir şehri olduğunu biliyoruz. Gerçekten önemli bir şehrimiz. Cumhuriyet döneminde, örneğin 1950'li yıllarda önemli tarımsal alanda özellikle, öncelikle çok önemli gelişmeler, yeni teknikler kullanarak verimliliği arttırmış, üretkenliği arttırmış bir şehrimiz. İnsanların çalışkan olduğu bir şehrimiz. Sanayinin, fabrikaların gerçekten, hani tabir yerinde ise, tıkır tıkır çalıştığı bir şehrimiz. Tabii bir takım ülkemizde, dünyada bir takım badireler atlatıyor, bir takım sorunlar yaşıyoruz. Kolay bir dönemden de geçmiyoruz. İnşallah bu günleri de atlatacağız. İnancım o yönde. Zaten 5S konusunu da işlerken, özellikle bugün yaşadığımız sorunları da nasıl, İşte mesela kural diyorlar. Kuralları nasıl uygulayacağız? Örneğin bilmiyorum, siz de mutlaka eminim görmüşsünüzdür. Şimdi sosyal mesafe denilen bir kavram oluştu. Fiziksel mesafeler. Marketlere gittiğimizde veya işte bir bankaya gittiğimizde, bir notere gittiğimizde, eğer işiniz varsa tabii, zorunlu olduğunuz takdirde, yerlerde işaretler görüyorsunuz, görmeye başladık. Bir takım fiziksel bariyerler konulmuş durumda. Mesela bir öndeki müşterinin veya ki vatandaşın işi bitmeden arkadaki ilerleyemiyor. Bunların hepsi aslında 5S'in unsurları, temel unsurları. Aslında bunlar geçmişte de vardı. Ama ne kadar uyguluyorduk, ne kadar bu sosyal mesafeye dikkat etme konusunda hassasiyetimiz vardı? Tabii soru işareti. Ama bugün bunlar önümüze gelince uymamız gerekiyor. Nihayetinde bir hastalık konusu diye önemsiyoruz. Tabii değerli arkadaşlar, bugün 5S'i birlikte ele alacağız dedim. Mutlaka siz de 5S'le ilgili, siz de aranızda beraber çalıştığımız kurumlar var. Benim gittiğim, çalıştığım kurumlar var. İnşallah devam edeceğiz. Haziran ayında da çalışmalara başladığımızda inşallah devam edeceğiz. Bu firmalardan, tabii Adana'daki firmaları kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Gittiğim firmalarda, yurt içinde, yurt dışında 6S uyguluyoruz hocam. Biz 7S uyguluyoruz, ne 5S falan gibi geri bildirimlerde bulunduğunu gördüm arkadaşları. Aslında bu işin orijinali 5S'tir arkadaşlar. Yani Japonlara bu anlamda teşekkür etmekte fayda var. Böyle bir yönetim
böyle bir sistematiği bize kazandırdıkları için özellikle sanayi bu 5S'ten çok fayda bulmuştur. Bunu bir kere doğruyu yerine koyalım. Tabii mutlaka sosyal hayatta, kendi yaşam alanımızda veya çalışma alanlarında mutlaka bir şeyler aramışsınızdır. Bulamadığınız zamanlar olmuştur. Örneğin anahtarınızı aramış olabilirsiniz. Örneğin evde bir televizyon kumandasını aramış olabilirsiniz. Stres yüklenmiş olabilirsiniz bunu ararken. Ya işte şimdi anahtarı bulmam gerekiyor. Ay Allah nerede bu filan gibi. Evet, stres bizim arkadaşımız olmalı. Arkadaş gibi olmalıyız. Onunla didişmemeliyiz ama bilerek de strese girmemeliyiz. Yani bunları yaparak da strese girmemeliyiz. Dolayısıyla arama diye bir kavramı olabildiğince yaşantımızdan, iş hayatımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şu anda hız çağındayız ve gerçekten rekabetin yoğun olduğu, işte dünyadaki ekonominin, ticaretin, sanayinin durumunu tekrar burada belirtmeme gerek yok. Herkes bir yarış halinde. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyi üretimi, en iyi hızlı teslimatı, en iyi paketi, en iyi bakımı yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bunları gerçekleştirmek için hazır olmamız gerekiyor. Çalışmaya hazır olmamız gerekiyor. Çalışırken kullanacağımız ekipmanları etrafımızda hazır etmemiz gerekiyor. Bir de bir anımı paylaşmak istiyorum. Bugün aslında bu birlikteliğimiz esnasında birçok anımı da paylaşacağım. Onu da özellikle belirtmek isterim. Bir yakınım arkadaşlar alışveriş merkezine gitti. Gittiğinde tabii bir an arabayı park ediyor otoparkına ve alışveriş merkezine giriyor. Orada bir takım faaliyetlerde bulunduktan sonra dönüşünde arabayı bulamıyor. Arabasını bulamamış. Tabii güvenlik birimini de müracaat etmiş. Demiş ki arkadaşlar ben arabamı bulamıyorum. Herhalde araba çalındı. Buraya bıraktığımı düşünüyorum filan. Onlar demişler ki tabii bu konulara da yabancı olmadıkları için abi sen saat 22'de gel akşam gece. Bu arabalar gittikten sonra rahatlıkla bulursun demişler. Hakikaten saat 22'de gittiğinde arabam tek başına duruyordu ve rahatlıkla buldum demişti. Arkadaşlar biliyorsunuz alışveriş merkezleri güzel bir örnek aslında hayatımızda. Dikkat ettiyseniz renklerle orada tanımlamışlardır katları. Örneğin sarı kat vardır, mavi kat vardır, yeşil kat vardır, kırmızı kat vardır. Onlar kendi aralarında bir takım kodlamalarla alanlar ayrılmıştır. Hatta daha ötesi bir takım katlara işte bir takım figürler tanımlaması yapmışlardır. Siz örneğin bir katta arabanızı bıraktığınızda o katın bir figürü vardır. Örneğin bizim yakında bir alışveriş merkezimiz var. Deniz atı gibi, yengeç gibi resimleri var. O katta orada bir çağrışım yapıyor aracınızı bulma esnasında. Bunlar önemli şeyler. Dediğim gibi yaşam alanımızda da önemli. Peki biz tabii bunları böyle neşeli, güzel bir şekilde dinliyoruz ama eminim deminki örnek gibi siz de ofisinizde, üretim alanlarınızda, atölyenizde bir takım şeyler arıyor olabilirsiniz. Bulamadığınız zamanlar olmuştur. Mesela bir doküman ele alalım. Bir tarihte hiç unutmuyorum. Yaklaşık bir sene sonra bir firmadan, hatta bir kamu kuruluşundan, profesyonel olarak çalıştığım firmadayken bir fatura geldi bize. Bir yıl öncesinin tarihini bulunduruyordu üzerinde. Soruşturduk, ilgili kurumu aradık. Dedik ki arkadaşlar bu nedir? Yani bir sene öncesinin şeyi bu. Dediler ki ya biz taşınıyorduk. Evet, dolabı kaldırdığımızda dolabın arkasında bu sizin faturayı bulduk. Bunu da çok samimi bir şekilde anlattı bana. Ve faturayı bulduk ama acaba ödediyseniz onu sizde bulunsun, ödemediyseniz de öderseniz memnun oluruz diye. Arkadaşlar böyle kurumsal anlamda da enteresan şeylerle karşılaşabiliyoruz.
Hiç unutmuyorum, bir sabah saatlerinde yine bir kurumda, bir fabrikada gelen vardiyanın, vardiyayı teslim alan ekibin kendi aralarında arkadaşlar bizim bir şeyimizi, forkliftimizi gören var mı diye birbirlerine sorarken görmüştüm ve üzülmüştüm. Arkadaşlar dedim ya kocaman iş makinesi bu niye bulamıyorsunuz? Ya, yeri yok mu bunun demiştik. Gerçekten sabah işe başlayacaklar. Önce forklifti bulmakla başlayacaklar diye düşünerek üzülmüştüm. Arkadaşlar bir de şunu söyleyip konuya gireyim. Yaklaşık Adana'da kilometre kare başına 160 kişinin çalıştığını gördüm kayıtlarda. Yaklaşık nüfusun da Adana'da 2 milyon 300, 2 milyon 500 bin olmuştur herhalde rakamlara bakınca. İstanbul'da kilometre kare başına yaklaşık 3 milyon kişi düşüyor arkadaşlar. Yani pardon 3 bin kişi düşüyor. Yani 3 bin kişiyle 160 kişi o yüzden şanslısınız. Bu sosyal mesafeleri koruma anlamında onu da söylemeden geçmeyeyim. Değerli arkadaşlar şimdi sizlerle beraber düzenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sonucu nasıl etkileyeceği konusunda 5S'i alacağımız bir eğitime müsaadenizle başlıyorum. Hepinize iyi eğitimler diliyorum. Şimdi kısaca biraz da kendimizden bahsedeyim bu aşamada. Arkadaşlar biz İstanbul'dayız şu anda. Aranıza İstanbul'dan katılıyorum. Kadıköy'de, Kozyatağı'nda şu anda güneşli bir ortamımız var, havamız var. Ve burada 4 ayrı faaliyet gösteriyoruz. Danışmanlık, eğitim, teknoloji ve endüstriyel alanlarda. Tabii uygulamalı bir şirket olduğumuzu, kuruluş olduğumuzu, birbirinden değerli 40 tane arkadaşımızla birlikte çalıştığımızı da belirtmek isterim. Ve özellikle şunu da mutlaka paylaşmam gerekiyor. Biz 10. yılımızdayız arkadaşlar bu sene. 2010 yılında şirketlerimizi kurduk ve hayatımıza devam ediyoruz. Adaso da bizim için çok önemli bir işbirliği yaptığımız bir kuruluşumuz. Tabii grup ası olarak çeşitli etkinliklere ait fotoğraflarımızı da burada sizlerle paylaşmış olayım. Arkadaşlar ben endüstri mühendisiyim. Hayatım fabrikalarda geçti. Çoğunuzun da fabrikalarda olduğunu biliyorum. Ofiste çalışanlar da vardır aranızda ama benim hayatım hep sahada geçti. Örneğin bakımda geçti, üretimde geçti. Kalite faaliyetlerinde bulundum. Bakım ekibinde, bakım grubu içerisinde çalışmaya başlamış olmam, ilk iş hayatına bakım ekibi içerisinde başlamış olmamın da çok büyük avantajını gördüm. Buradan değerli ustalarıma, birlikte çalıştığım işçi kardeşlerimize, yöneticilerime saygılarımı sunuyorum. Bana çok önemli katkılar sağladılar. Yani ben mühendislik eğitimi aldım, her şeyi biliyorum diye gitmedim tabii ki ama onlardan çok şey öğrendiğimi de özellikle belirtmek isterim. Tabii iş hayatında birçok deneyim elde ettim. Hazır olmanın ne kadar önemli olduğunu, planlı olmanın ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşadım arkadaşlar. Tabii iyi örnekleri de bizzat yerinde gördüm. Dünyada bir muhtelif firmalara gittim. Örneğin Japonya'da bulundum. Avrupa'da çeşitli firmalarda, fabrikalarda hem iş hem ziyaret nedeniyle bulundum. Dolayısıyla bugün sizlerle iş hayatımdan da örnekleri bir vesileyle paylaşmış olacağım. Arkadaşlar, muhakkak hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir diye şu S harflerinin toplamını bir değerlendirelim istiyorum. Adı üstünde 5S, 5 tane S'nin bir arada olduğu bir yönetim biçimi bu aslında. Bir sistem. Bunu evinizde de uygulayabilirsiniz, iş hayatınızda da uygulayabilirsiniz, ne bileyim otoparkınızda da uygulayabilirsiniz. Örneklerini vereceğiz zaten. Bu nereden doğmuş arkadaşlar bu sistem? Japonya'dan. Amerika'da bir takım çalışmaları görmüşler Japonlar. İşte o detaya girmeyeceğim ama Ford otomobil fabrikası dünyada önemli bir otomotiv sektöründe önemli bir atılım yapmış.
Japonlar da savaş sonrası Amerikalılardan da mağlup olmanın da bir şeyiyle Amerika da oraya destek veriyor tabii. Orada fabrikaları gidip ziyaret etmişler. Özellikle Toyota'nın kurucuları, Toyota'nın önderleri bu işten çok kıymetli bilgiler edinmişler. Tabii ya biz bunu aynen uygulayalım dememişler. Bu da altı çizilmesi gereken bir konu. Toyota da zaten der ki bir otomobil endüstrisinde önemli bir rol alan bir firma olarak Toyota der ki benim uyguladığım şeyleri aynen uygularsanız hata ederseniz aman dikkat edin süzgecinizden geçirin der. Dolayısıyla Amerika'ya gittiklerinde Japonlar bu tür sistemleri gördüklerinde 5S kavramını oluşturmuşlar. Tabii Japonya'daki firmalar şu anda nedenli 5S uyguluyorlar, 5S diyorlar, o da tartışılır ama 5S'i gerçekten yaşıyorlar arkadaşlar. Gerçekten o kültüre, o nasıl diyelim çalışma disiplinini kazanmışlar. Dolayısıyla biz de o 5S'i iyi bir örnek olarak ele almamız gerekiyor. Üzerine biz de bir şeyler koyabiliriz. Üzerine başka şeyler, başka konular ekleyebiliriz tabii ki. Ona saygı duyuyorum ama bunun için özünde 5S var. 5S'i iyi anlamamız gerekiyor. O yüzden 5 tane S harfinin açılımından meydana geliyor 5S. Nedir bunlar dersek? Ben buraya bu sunumu siz de alacaksınız. Sizle de paylaşacağız. Sol tarafında Japoncası var. Detayına girmeyeceğim. Ortada Türkçesi var, sağ tarafta da İngilizcesi var. İşte dünyada herkes çoğunlukla İngilizcesini biliyor olabilir. Biz Türkçesine bakacak olursak 5 tane kelime, yani bunlar nedir? Ayıkla, düzenle, temizle, standartlaştır ve süreklilik kazandır. Yani disiplin kazandır diye. Bunun anlamlarına bakacağız. Burada size bunları anlayabilmeniz açısından anlatabilmeye çalışacağım. Basitçe ifade etmeye, örneklerle ifade etmeye çalışacağım. Arkadaşlar 5S aslında öncelikle bir şirket disiplinidir. Tabii iş hayatımızı dikkate almamız gerekiyor. Şirket disiplinidir. Örneğin bir şirkete gittiğinizde, bir kapısından içeri girdiğinizde eğer bu 5S'i biliyorsanız veya böyle bir düşünce yapısına sahipseniz, şunu düşünebilirsiniz, bu şirketle iş yapılabilir. Örneğin siz oraya bir aday olarak gitmişsiniz, iş alacaksınız veya işe gireceksiniz. Bir çalışan olarak görüşmeye gidiyorsunuz veya bir müşteri olarak gidiyorsunuz, oraya sipariş vermeyi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla içeri giriş anından ya kapıdan itibaren girdiğiniz her aşama aslında bu size bir değerlendirme kriteri sunacak. 5S öyle bir şey aslında. Akıl ve gönül işi diyoruz. Gerçekten aklını kullanma konusu 5S. Eğer çalışan arkadaşlarımız aklını kullanmıyorsa, bu yöneticilerimiz, herkes bu işin içerisinde. Arkadaşlar stres yüklenir. Az önce örneklerini verdim. Aramadan dolayı stres yüklenebilir. Taşımadan dolayı stres yüklenebilir, yorgunluk yüklenebilir filan. Yani burada tabii çalışanların kaza geçirebilir örneğin, Allah korusun. Ya ben işte onu arıyordum, bu iş başıma geldi diyebilir. Hazır olmayabilir, üzerindeki ekipmanlar, yanında taşıdığı ekipmanlar hazır olmayabilir. Dolayısıyla yorulabilir. Bir örnek vereyim örneğin. Bakım ekibi bakıma gittiğini farz edelim. Bir makinenin bakımı için bir arıza olabilir, bir periyodik bakım olabilir. Yanında götürdüğü ekipmanlar arasında eksiklik varsa ne yapacak? Tekrar atölyeye gitmesi gerekecek. Yani düşünün, bir acil operasyon için gelmiş bir doktorun, durun arkadaşlar ben bir hastaneye gideyim, ekipmanımı alayım, geleyim demesi gibi bir şey, hiç fark etmiyor. Arkadaşlar 5S temiz bir ortam anlamına gelir. Çalışma kültürü demiştik. Bir metot aslında. Yani adım adım izleyeceğimiz bir metot, bir sistem demiştik. Düzenli bir ortam, ortamın çalışma operasyona hazır olması anlamında diyebiliriz.
Tabii moral burada çok önemli. Çalışanların moralli olması. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Hani en kötüsünü düşünelim Allah korusun ama bir kaza olan bir yerde morallerin çok şey olduğunu düşünebiliriz. Yerlerde olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla moralli çalışma için bizim bir şeye ihtiyacımız var. Örneğin orada kaza, sıkıntı, herhangi bir şeyi bulamama, müdahale edememe, ekipman arama gibi şeylerle olduğu zaman insanların morali bozulabilir. Evine bile taşıyabilir bu sıkıntıları. Tabii sürekli iyileştirme anlamına da geliyor 5S. Çünkü hiçbir zaman yani hep söylüyoruz değişmeyen tek şey değişimdir diyoruz. Her zaman daha iyisini bulmanız gerekiyor. Daha pratiğini, daha kolayını bulmanız gerekiyor. Aslında 5S böyle bir şey. Ve en sona bıraktığım bir şey var ki o da başarı arkadaşlar. Eğer siz başarıyı elde etmek istiyorsanız, iş sonuçlarında iyi olmak istiyorsanız gerçekten 5S'i iyi uyguluyor olmanız gerekiyor. Çünkü başarı demek, iş sonucu demek aslında patron tarafıyla gözlemlediğimizde, onun tarafından düşündüğümüzde bir şirketin yöneticisi, şirketin sahibi ne düşünür arkadaşlar? Kar elde etmeyi, kalıcı olmayı, büyümeyi düşünür. Para kazanamazsa, hayatiyetini devam edemezse ne kadar sürdürebilir bu olayı? Dolayısıyla demek ki bir sonuca ihtiyacımız var. Çalışanların başarı öykülerine ihtiyacı var. Örneğin bir çalışan bir ortama girdiğinde ne tür başarılardan bahsediyor? Bunlar aslında değerlendirilmesi gereken bir konu. En temel başarılarımız da bizim sıfır arıza, sıfır hata, sıfır kaza diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir ortamı oluşturmaya çalışıyoruz, unutmayalım. Evet arkadaşlar, biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu 5S'le 5S'i nerelerde uygulayabiliriz konusuna bakarsak. Burada bir takım sizlere resimler sunmaya çalıştım. En başta tabii sağlık çalışanlarımız var, hastanelerimiz var. Yakın zamanda bir hastaneye gittim. Örneğin bu virüsten önce diyelim. Acil servise gitmem gerekiyordu bir yakınım dolayısıyla. Nasıl gideceğimi orada sorduğumda kapıda ilgililere yerdeki kırmızı çizgiyi izle dediler. O beni acile kadar götürdü. Keyif duydum. Bir de bu işlerle uğraştığım için özellikle sorguluyorum. Yine Adana'da bir fabrikamızın kapısına gitmiştik. Hiç unutmuyorum. Orada da fabrikanın idari bina kısmına gidecektik. Havaalanından bindiğimiz taksiyle kapının önünde inmeye hazırlanırken güvenlik görevlisi dedi ki inmenize gerek yok dedi. Taksi sizi dedi idari binamıza kadar götürsün dedi. Taksici arkadaş da orada haliyle hemen şeyi sordu. Nasıl gideceğiz oraya dedi. Yerdeki mavi çizgiyi izle dedi. Taksicinin şunu söylediğini hiç unutmuyorum. Abi dedi, ne kadar güzel bakın. Yerde gökkuşağı gibi renkler var demişti. Gerçekten örneğin sarı çizgi bir tarafa, kırmızı çizgi başka bir tarafa gidiyordu. Bu anlamda çok önemli bir çalışma yapmışlar arkadaşlar. Tabii restoranlarda uygulanabilir, otellerde uygulanabilir, havaalanlarında uygulanabilir. Atölyelerimiz tabii bu işte çok önemli bir yer tutuyor. Bunları da evimizde uygulayabildiğimizi bu vesileyle paylaşmak isterim. Peki arkadaşlar, şöyle biraz daha örneklerimizi sorgulayacak olursak, mesela ofis dedik. Ofiste 5S diye kavramlarımız var. Fabrikalar dedik, depolar dedik. Örneğin depolarda nedenli sorunların olduğunu biliyoruz. Örneğin şöyle şeyler var arkadaşlar. Taşıma ekipmanları, taşıma diyelim örneğin forklift, örneğin transpalet sürekli bir şeyler taşıyor arkadaşlar. Bir yerden bir yere götürüyorlar. Çok gördüğüm, genelde aşina olduğum bir şey. Bir bakıyorum ki öndeki malzemeyi çekiyor, arkadaki malzemeyi almak için örneğin. Ona ulaşmak için. Orada bir sistem, orada bir düzenin olmadığını anlayabiliyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Yani o da tabii arkadaşla yoruluyor mecburen. Buna da saygı duyuyorum ama eğer bunları bilirse, daha anlamlı hale getirirse çalışmalarını,
yorulmadan, kazaya, sıkıntıya ulaşmadan rahatlıkla işini görebilecek. Tabii hastaneler dedik, belediyelerde de uygulanabilir arkadaşlar. Şehirlerde uygulanıyor. Size fotoğraflarını göstereceğim. Örneğin ben Japonya'da Toyota şehri olan Hanoi'ye gitmiştim ve çok beğenmiştim. Gerçekten güzel bir 5S şehri örneğini orada görmüştüm. 5S'in etkileri demiştik arkadaşlar. Bir kere dediğim gibi maliyetlere etkisi var. Bir firma, bir kuruluş para kazanmak istiyor haliyle arkadaşlar. Yani yaptığınız bir işin devamlılığı olmalı. Yeni yatırımlar yapacaksınız. Makinalarınızın bakımı var. Çalışanların ücretleri var. Hayat devam ediyor. Maliyetlerimizi sıkı takip etmemiz gerekiyor haliyle şirket olarak. Peki biz eğer stoklarımıza hakim değilsek, örneğin bir çalışma alanında bize ne kadar ekipman gerekiyor, ne kadar malzeme gerekiyor, bunun çalışmasını yapmamışsak ve buna göre kendimizi hazırlamamışsak, orada arkadaşlar bir anda malzemeler yığılabilir ve siz işin içinden çıkamayacak duruma gelirsiniz. Ararsınız bir de nerede bu malzemeler diye. Dolayısıyla bunların hepsi sonuçta maliyetlerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. 5S mutlaka kaliteyi etkiliyor arkadaşlar. İşte ürünlerin, malzemelerin hasarlanmasını engelleyebilen, hızlı olmayı biliyorsunuz kalite zaten sadece ürün kalitesinden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Zamanda teslimat da bir kalitedir. İstenilen miktarda teslim edebilmek de bir kalitedir. Dolayısıyla cevap verme, örneğin bir satış çalışanını, satış yöneticisini, müşteri temsilcisi arkadaşımızı düşünelim arkadaşlar. Şey soruyor, müşteri soruyor ya bana ne zaman teslim edeceksiniz bu ürün dediğinde cevap verememe durumuyla karşılaştığında yaşayacağı sıkıntıyı düşünün. Dolayısıyla kalitesizlik hiç istemediğimiz bir şey. 5S'in ona da etkisi var. Teslimatları söylemiştik. Tabii ki iş sağlığı, güvenliği, çevre konusu. Örneğin çalışan arkadaşımız hele hele şu günlerde artık yeni konular da gündeme geliyor. Mesela maskeleri biz nerede bulacağız? Hijyen malzemelerimizi, kişisel koruyucuları geçtik artık arkadaşlar. Ne bileyim kulaklıklarımız, efendim eldivenlerimiz, gözlüklerimiz. Bunları aramamamız gerekiyor. Bunlara ulaşabilmemiz gerekiyor. İstediğimiz zaman anında ulaşabilmemiz gerekiyor. Bu yönlendirmeler vesaire, bu iş güvenliği yönetim anlamında ele almamız gerekiyor. Mesela SIMET diye bir şey yazıyor orada arkadaşlar. Bilenleriniz vardır mutlaka. Tekli zamanlarda kalıp değiştirme diye benim meslektaşım Shingo diye bir endüstri mühendisi büyüğümüz bu unsuru oluşturmuş. Arkadaşlar otomotiv sektöründe özellikle başlamış fakat sonrasında bütün her yere yayılmış. Bizim hastane çalışmalarımızda bile ele aldığımız bir konu SIMET. Mesela bir ameliyathanenin bir sonraki ameliyata hazırlanması konusu gibi. Dolayısıyla tekli zamanlarda demek daha hızlı olmayı anlamına geliyor. O büyük, gözümüzde büyüttüğümüz işlerin çok kolay, çok kısa sürede yapılabilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla örneğin imalat dönüşümlerinde, fabrikalarda A ürününden B ürününe geçerken hızlı olmamız gerekiyor. Şunu da söylemeden geçmeyeyim, üzüldüğüm bir konu çünkü. Örneğin çok değerli ekipmanlar var, makinenin parçaları bunlar. A ürününde kullanılan parçalar, B ürününde kullanılan parçalar, C ürününde kullanılan parçalar. Bunu değerli sağ çalışanları arkadaşlar, örneğin B ürününe geçerken gidiyor dolabından bu parçaları getiriyor veya herhangi bir alandan. Onları makinenin yanına getiriyor, öncekilerini söküyor, bu getirdiği parçaları makinenin üstüne tekrar takıyor ve bir sonraki üretimi hazırlanıyor. Şöyle bir düşünün arkadaşlar, bunun ne kadar sürmesi gerekiyor? Aslında baktığınızda, müşteri der ki ya beni ilgilendirmez arkadaş bu bekleme işi siz bunu nasıl yaparsanız yapın ama bana malzememi verin. En ucuz şekilde, en uygun şekilde bana malzeme verin diyebilir. Dolayısıyla bizim endüstri alanında, fabrikalarımızda bu faaliyetleri çok kısa sürede yapmamız gerekiyor. Bu örneğin parçaları, ekipmanları, kalıpları nerede tutuyoruz? Nasıl bulunuyor? Ne kadar hazırlar bir sonraki çalışmaya? Bunları da düşüncenize sunuyorum.
Kaizen konusu da sürekli iyileştirme konusu. Ferkut Bey arkadaşımız da bu konuda sizlere katılan arkadaşlara sunum yapmıştı. Sürekli iyileştirme konusu da 5S'in temel bir konusu. Dolayısıyla Kaizen'le 5S kendi aralarında önemli bir etki içerisindeler. Çoğu zaman sorarlar bize ya bu 5S'i kimler yapacak diye. Herkes yapacak arkadaşlar. Yani bir fabrikada kim varsa bu işin içerisine herkes katılacak. Katılmayan hiçbir arkadaşımız olmayacak. Yani ben güvenlikte çalışıyorum, ben bakımda çalışıyorum, ben işte revirde çalışıyorum, ben depoda çalışıyorum. Hiç ayırt etmiyoruz arkadaşlar. Veya ben satışta çalışıyorum, ben teknik ofiste çalışıyorum. Hiç ayırt etmeksizin her yerde bütün arkadaşların katılması gerekiyor. Bu işi kim yapar dediğinde işte Ali ile Selami var, onlar yapar denilmemeli. Hepimiz yaparız diyebilmeliyiz. Bunun için altını özellikle çizelim. Ne olur hepiniz katılın. Tabii burada özellikle yöneticiler ve çalışanlar diye ikiye ayırdım. Yöneticilere öncelikle bir mesajım var. Mutlaka 5S eğitimini almalı yöneticiler. Ya bizim arkadaşlar aldı 5S eğitimini ve bir şeyler yapıyorlar demek doğru değil. Hani ne olur hani bunu açık ve şeffaf bir şekilde konuşalım. Bütün yöneticilerimiz bunu gerçekten iyi bilmeli, örneklere sahip olmalı. Yöneticilerin bu konuyu bilmesine şunu önemsiyorum. Çünkü onlar bizim aynı zamanda tanıtım unsurlarımız. Yani örneğin sanayi odasında yapılan toplantılarda veya bir takım firmalar arası veya kurumlar arası yapılan görüşmelerde bizi temsilen anlatıyorlar. Örneğin biz bunları yapıyoruz diye. Güzel şeylerimizi anlatsınlar. Ülke ekonomisi için, ülke sanayimiz için de önemli bunlar. Takım çalışmasını mutlaka yöneticiler desteklemeliler. Saha çalışmalarına mutlaka katılmalılar. Mutlaka sahada yapılan çalışmayı, bu ofis de olabilir, bu bir depo da olabilir, bir makine çalışma alanında, operasyon alanı dediğimiz bütün alanlarda olabilir. Mutlaka kaynak sağlamalılar arkadaşlar, yöneticilerimiz. Mutlaka çalışanları dinlemeliler, soru sormalılar, ucu açık sorular sormalılar. Ya bunları nasıl başardınız? Bu güzel şeyleri nasıl yaptınız? Bir anlatın diyebilmeliler. Önerilerine önem vermeliler çalışanların. Bu 5S çalışmalarına zaman ayırmalılar. Yani vakitleri toplantılarda, fiziksel olarak sahada buna mutlaka zaman ayırmalılar. Ve çalışanları da tanımalı ve takdir etmeliler. Bu nasıl olsa sahaya gidecek yönetici mutlaka görecek. Ne olur bir teşekkür edin. Bundan çok fayda bulacağız. Moral kazanmamız gerekiyor. Peki çalışanlar, değerli arkadaşlar, bizi ne bekliyor? İyileştirmek ancak sizlerle mümkün olacak. Eğer siz olmazsanız bu iyileştirmeleri, bu eşesleri yapamayız arkadaşlar. Ya orası yapıyor, biz yapmasak da olur gibi bir ne olur düşünceye sahip olmayalım. Ekip olmaya ihtiyacımız var. Bu size güç verecek, katacak. Moral kazanacaksınız. Başarılarınızın moralinize olumlu etkisi olacak. Yeni başarılar için inancınızı arttıracaksınız. Daha iyisini yapabiliriz diye. Çalışma alanımızın temiz ve düzenli olması sizi rahatlatacaktır. Daha iyi olduğunuzu hissedeceksiniz. Biz bakın neler başarıyoruz, dağları deviriyoruz gibi. Süreçlerinizi ancak sorgulayarak iyileştirebilirsiniz. Ve disiplini korumalısınız diyebiliriz. Arkadaşlar müsaade ederseniz şu anda saatimiz 11.33. Şöyle 20 kalaya kadar yani 11.40'a kadar bir ara verelim. Sonra devam ederiz. Bir ihtiyaç molası olsun. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, merhabalar tekrar. Evet. Çok güzel. Katılımcı olan arkadaşlara tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bu değerli vakitlerinizi ayırdığınız için hepimiz birer ajanız aslında. Yani ajan ne demek? Örneğin deterjanın içerisinde de ajanlar var. Reaksiyona sokacağız bir takım ürünleri, bir takım çalışma şeylerini. Ona benzetiyorum ben kendimizi. Dolayısıyla ajanlar gibi olmalıyız. Evet, değerli arkadaşlar, bazen şu soruyla da karşılaşıyorum. 5S ne zaman yapılır diye.
Arkadaşlar eğer bu iki fotoğraftaki gibi sahanızda bakın şöyle etrafınızda neler var? Operasyon alanlarında, ofislerinizde, atölyelerinizde. Eğer buna benzer görüntüleriniz varsa arkadaşlar hiç durmamanız gerekiyor. Anında hemen ve sürekli kaybedecek vaktiniz yok diyorum ben bu konuda. Çünkü arkadaşlar şöyle bir tabloyla karşılaştığınızda az önce aradan önce anlattığım şeyleri kriterleri mutlaka siz de sorgulayacaksınızdır. Örneğin bir iş görüşmesine giden aday bir çalışan adayı böyle bir iş yerine giderse şunu düşünmeli ya burada büyük sıkıntılar, büyük sorunlar yaşayabilirim diye. Dolayısıyla aynı şeyi müşteri adayı yaşayabilir, aynı şeyi bir bankacı, kredi kuruluşu, örneğin o firmaya, o fabrikaya kredi verecek. Beni bir fabrikanızı gezdirir misiniz diye gelmiş ekip, onu gezdiriyorsun ve böyle bir tabloyla karşılaşıyor. Bunların olmaması gerekiyor özetle. Hiçbirimizin istemediği şeyler. Çünkü bunların hepsi sonucu etkiler diyoruz ve hiç kaybedecek vaktimiz yok. Anında başlamalıyız. Bir an önce başlamalıyız diyoruz. Arkadaşlar 5S'in ilk adımından bahsetmiştim. 5 tane S'in birinci S'inden bahsediyorum. Bu adım ayıklama adımı. Arkadaşlar şimdi slaytta da gördüğümüz gibi orası bir çalışma ofisi. Masaların üstüne bir bakın. Orada gerçekten bir şey aradığını, bir evrak arandığını düşünün, bir bilgiye ulaşılması istendiğini düşünün. Büyük bir sorun aslında. Biz ayıklamada ister ofiste olsun, ister sahada olsun, bir makinede olsun, makinenin başında veya bir atölyede mutlaka 3 bak kuralını uyguluyoruz. Ne demek 3 bak kuralı? Arkadaşlar mutlaka şu alıcı gözle sağ böyle etrafımızda 360 derece etrafımıza bakıyoruz. Bu yeterli mi? Değil. Üstten de bakmanız gerekiyor. Yukarıdan bakacaksınız. Yukarıdan nasıl görünüyor? Mesela bir makinanız var, bir ekipmanınız var, bir dolabınız var. Üstte neler var? Üst tarafta neler var? Makinaların üstünde arkadaşlar ekipmanlar görüyorum ben. Mesela temizlik ekipmanlarının üstünde veya altında, makinenin altına konulduğunu görüyorum. Veya başka ekipmanlar, başka malzemeler. Arkadaşlar, bu dolayısıyla 3 bak kuralıyla bakacağız makinamıza. Ve makinenin ön tarafından baktığınızda, örneğin arka tarafında motorlar kısmından bakmadık olmamalı. Atölyenin şu tarafından bakmadık olmamalı. Her tarafından bakacağız. Mutlaka bu ekipmanlar bize gerekli mi, gereksiz mi? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar burada saha çalışanı Ali Bey diye bir arkadaşımız var. İsmi Ali olan bütün arkadaşlarımı burada saygıyla anıyorum. Çok değerli arkadaşlarım var. Dikkat ederseniz resimde resmedilmiş bir şey. Ali Bey orada gerçekten kafasını kaşıyor. Ya bu işin içinden nasıl çıkacağım diyor. Orada bir operasyon yapıyor olabilir Ali Bey. Örneğin biraz sonra bir makineye müdahale edecek. Bir ürünle ilgili veya bir imalat dönüşümü olacak. Ali Bey'in ayıklama yaparken arkadaşlar o sahada malzemelerini şöyle değerlendirmesi gerekiyor. Ya ben bu kadar malzemenin şeyin içerisindeyim. Bir de şunu söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar burada. Operasyon alanı dediğimiz şeyin sınırları olmalı. Yani bir atölyeden bahsediyorsak bu atölye hangi alana sahip? Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Aynı şey makina için, çalışma alanları için. Örneğin şu alanı kastediyoruz. Şurada başlayacak, burada bitecek. Çünkü bunları sorumluluk alanları olarak da tanımlamanız gerekecek. Dolayısıyla bu çerçevenin içerisinde olan malzemeleri sorgulayacaksınız öncelikle. Sorgulamamız gerekiyor. İnanın arkadaşlar sahaya gittiğimde hasarlı ekipmanlarla, malzemelerle çok karşılaşıyorum. Mesela bir el aleti, örneğin tornavida diyelim, sapı kırılmış. Ya diyorum ki ya bunu kullanırken avucunun içine bile zarar verebilirsin. Bunu burada tutmaman gerekiyor. Abi işimi idare ediyorum diyor.
Arkadaşlar biz çok ileride hamleler yapmak istiyorsak, rekabette başarılı olmak istiyorsak bizim ekipmanlarımızın sağlam olması gerekiyor. Hani Allah korusun ameliyathaneye benzetmiştik. Gireceksiniz veya bir yakınınız girecek. Oradaki operasyonu yürütecek arkadaşlar diyor ki ya bununla idare ederiz. Bantladık işte öyle idare edelim. Olmamalı. Hasarlı ekipmanları alanımızdan uzaklaştırabilmemiz gerekiyor. Şöyle bir kenara koymamız gerekiyor. Kullanılabilir olan sağlam olanları da onlardan ayırt etmemiz gerekiyor. Bu birinci ayırma aşamamız. Ali Bey ayıklamasına işte kullanılabilir sağlam olanlarla devam etti. Tabii o hatalı olan, problemli olan ekipmanların da sağlamlarının gelmesi gerekebilir. Onu da mutlaka aksiyonlarımız arasında dikkate alacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Kullanılabilir sağlam olanlar gerekli mi gereksiz mi diye düşünmesi gerekiyor Ali Bey'in. Ya bu malzeme evet sağlam ama bu malzemenin bana gereksinimim var mı buna? Benim ihtiyacım var mı buna? Bunu düşünmesi gerekiyor. Eğer gerekli değilse bunu ayırması gerekiyor sahasından. Orası operasyon alanı, ayağına takılmaması, eline gelmemesi gerekiyor. Bu tür şeylerle uğraşmaması gerekiyor. Dolayısıyla demek ki gerekli olanları bir kenara ayırdı. Demek ki ikinci ayrımımız da burası. İkinci yol ayrımı diyelim. Ali Bey tekrar soruyor. Peki bundan gerekli bana ama kaç adet gerekli? Yeterli miktar ne? Bunu öğrenmesi gerekiyor. İhtiyaç fazlası varsa, örneğin bundan 5 tane var. Halbuki bana bir tane gerekiyor. Biz nasıl gelmiş bu 5 tane onu da bilmiyoruz ama 5 tane gelmiş. O zaman o 4 taneyi oradan ayırmamız gerekiyor. Yeterli miktarla çalışacağız arkadaşlar. Ama burada bunu yapacağız derken de şey yapmayacağız. Yani ekonomi yapacağız gibi algılanmasın. Evet, muhakkak ekonomiye faydası olacak ama ya bir tanesiyle idare edelim derken iyi düşünmemiz gerekiyor. Belki de tam tersini yapacaksınız. Belki ihtiyacınız var. Yeterli miktarı isteyeceksiniz. Buna da ihtiyaç olabilir. Peki yeterli miktar hangi sıklıkta kullanılıyor? Buna ihtiyacımız vardı. Yeterli miktarımız da örneğin bir taneydi. Bunu siz hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? Her an mı? Yani her an elinizin altında olması gerekiyor mu? Cep telefonunuz gibi örneğin. Örneğin marangozun keseri gibi. Örneğin şerit metresi gibi. Anlatabiliyor muyum? Veya bir bakımcının takım çantası gibi. Veya bir ölçü aleti, bir kumpas, bir laboratuvarda bunları örneklerini arttırabiliriz. Dolayısıyla bunu siz hangi sıklıkta kullandığınızı belirlemeniz gerekiyor. Eğer çok nadirse arkadaşlar onu da operasyon alanında biraz daha uzağa bir yere koymanız gerekiyor. Çünkü sizin ayağınızın altında olmasına gerek yok. Hemen elinizin altında olmasına gerek yok. Onu uzağa koyabilirsiniz. Örneğin ayda bir defa burada bir değişim işlemi yapılıyor veya bir operasyon yapılıyor. Onun için bu ekipmanlara ihtiyacımız oluyor dediğiniz şeyi bence bunu depoya bile kaldırabilirsiniz. Tekerlekli araçla rahatlıkla getirebilirsiniz. Dolayısıyla demek ki sık sık kullandığımız ekipmanları kendi alanımızda kendimize daha yakın hale getireceğiz ve onları tanımlamamız gerekiyor. İşte bunlara ihtiyacımız var. Ben bunları da bu sıklıkla kullanıyorum demeye ihtiyacımız var. Çalışma alanlarındaki görüntüler de böyle oluyor arkadaşlar ayıklama yaparken. Mesela sol taraftaki ofis ayıklamasına ilişkin bir fotoğraf. Gerçi bir palet üstüne falan konulabilir, onları öyle yapıyoruz ama hani biraz da ajite edelim diye örnek o şekilde örnek koydum. Fotoğrafa bakarsak ofiste o kadar malzemeye ihtiyaç yokmuş aslında. Sağ taraftaki fabrika içerisindeki atölye çalışmasına baktığımızda işte o malzemeler ayıklanıyor. Mesela kasanın içerisine konulmuş malzemeler operasyon alanında durmaması gereken malzemeleri oluşturuyor. Genelde bu tür şeylerde çalışan arkadaşlarımız bana hak verecektir. Bir gün lazım olur diye hep orada tutulur. Arkadaşlar, ya burada dursun. Ya neme lazım şurada dursun filan gibi. Hiç göndermeyelim bir daha bulamayız diye. İşte bir daha bulamayız diye bir kavramın da olmaması gerekiyor. Öyle düzenlemeleri konuşacağız ki biraz da onu nereye gönderdiyseniz rahatlıkla tekrar bulabilecek şekilde olması lazım bütün fabrikanın içerisinde. Eğer siz bir yere gönderdiniz onu, orada da kaybettilerse, bulamadıysanız o da bir sorun. Dolayısıyla
Biz operasyon alanında arkadaşlar ihtiyacımızın olmadığı ama zaman zaman ihtiyacımız olacak olan şeyleri de bu arada tanımlamış oluyoruz ve ona göre bir düzenlemeye geçeceğiz birazdan. Bu düzenleme adımında da ikinci S'imiz arkadaşlar. Birinci S'imiz neydi arkadaşlar? Ne yapıyorduk birinci S'te? Hadi bakalım kim yazacak önce? Buradan bakıyorum. Birinci S'te ne demiştik? Ne yapıyorduk? Evet, İsmet Gülen arkadaşım. Ayıklama değil mi? Bravo. Ayıklama yaptık. Elimizde kalması gereken, ihtiyacımız olan, operasyon için ihtiyacımız olan, şundan, şundan, şundan dedik, malzemeleri ayırt ettik. Hatalı olanları, kırık dökük olanları belki tamire gönderdik. Belki o kapsamda yenisiyle değiştirdik. Genelde bunları da iyi düşünmemiz gerekiyor. Hepsi birer, çünkü kıymetli ekipmanlar bunlar. Düzenleme adımında arkadaşlar bir sloganımız var. Her şeye bir yer, her şey yerli yerinde. Bütün malzemelerin, ekipmanların yeri olması gerekiyor. Ben bunu nereye koyacağım? Yani operasyon alanından bahsediyoruz. Evinizde belki örneğin kumandanızı, televizyon kumandasını arıyor olabilirsiniz. Bu size ya sorun yaratmıyor olabilir. Yani ne olacak işte arıyoruz işte buluyoruz sonuçta. Yastığın altına bakıyoruz işte mutfağa bakıyoruz. Bazen odaya gidiyor filan. Buluyoruz diyebilirsiniz. Orada önemli bir şey olmayabilir. Eğer stres de sizi çok rahatsız etmiyorsa. Ama operasyon alanındaysa, örneğin forklift aranıyorsa, örneğin bir takım aranıyorsa, bir ekipman aranıyorsa orada durmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu hepimizi etkiliyor. Bu ülke ekonomisini etkiliyor. Dolayısıyla malzemeleri nereye koyacağız? Bu düzenlemede Ali Bey'in bunu düşünmesi gerekiyor. Bakın Ali Bey bir önceki resimde, bir önceki çizimde sıkıntılıydı. O kadar ekipmanın malzemenin arasında. Şimdi mutlu. Biraz daha kendine gelmiş durumda. Renkler gelmiş bakın dikkat ederseniz. Neyi nereye konulacağı konusunda emareler var. Düzenlemede de 3 anahtar unsurumuz var arkadaşlar. Bu bir tanesi ne sorusu. Arkadaşlar bu ne sorusuna malzeme tanımlamasını yapmanız gerekiyor. Ne diye soracaksınız. İşte bir tane kumanda, bir tane anahtar, bir tane transpalet, bir tane forklift. Bu nerede bulunmalı, nerede diye sormanız gerekiyor. Demek ki orada bölge tanımlamasına, alt bölge tanımlamalarına ihtiyacınız var. Örneğin bu raf da olabilir. Raflarınız var. Örneğin marketler de bunu yapıyor aslında baktığınızda. 5S yapıyoruz diye mi yapıyorlar? Belki bunların eğitimini almış olabilirler. Mesela marketlerle ilgili bir takım eğitimlere katıldım ve verdiğim eğitimler oldu ama nerede olması gerektiği burada kritik. Nereye koyacaksın? İşte bu düzenleme adımında, ayıklamada size gelen sık sık kullandığınız ekipmanları, malzemeleri hangi rafa koyarsınız? Alta mı koyarsınız? Yani sürekli şu hareketimi yaparsınız veya şu hareketimi yaparsınız sürekli. Yani ergonomik olarak bu sizi rahatsız eder, bu sizi yorar. Halbuki sık kullandığınız malzemeler bir kol mesafesi kadar olabilmeli size. Uzattınız elinizi, tak ekipmanı aldınız, işinizi hallettiniz, yerine koydunuz. Beni ne miktarda diye sormanız gerekiyor arkadaşlar. Burada da unutmayın arkadaşlar, maliyetlerimizden bahsettik. Hızdan bahsettik, kaliteden bahsettik. Hiçbirine problem yaşatmadan bu unsurlarda başarılı olacak şekilde miktarları tanımlamamız gerekiyor. Mesela hiç unutmuyorum paket bantları, paketleme bantları. Arkadaşlar fabrikalara gittiğimde bu bantlar her yerde, inanın masalarda, çekmecelerde, dolaplarda. Bir bant arkadaşlar bant lazım bize, bant verir misiniz dediğimde hemen ilk evvela acaba nereden bulabilirim? En yakın nerede? Onlar kafalarında biliyorlar. Onları yerleştirmişler filan. Halbuki yeni gelen çalışma hayatına yeni başlamış, oraya yeni girmiş bir arkadaşa sorsanız. Ya bizim abi koydu, usta bunu bir yere koydu ama bir dakika o biliyor, ona soralım. Bir bantı soracak ona. Dolayısıyla bunlara gerek yok. Ne miktarda olduğunu da tanımlamanız gerekiyor. Bundan 3 tane gerekiyor bana, 5 tane gerekiyor gibi operasyon alanlarında tanımlamalara ihtiyacımız var. Şimdi örneklere bakalım, düzenleme örneklerini arkadaşlar. Sol üst köşedeki fotoğraf, orada tüpleri görüyorsunuz. Bunlar gerçek örnekler, sahada yaptığımız faaliyetlere ilişkin örnekler.
Mesela o tüpler makinede ürünlerin üzerine tarih basan cihazın mürekkepleri. Yani bir paketin üstüne tarih basıyor örneğin. Arkadaşlar o fabrikada bu çalışmaya başladığımız esnada bu tüplerin sayısının bile net olmadığını gördük. Beraber oradaki değerli arkadaşlarımızla masanın altında kutuların içerisinde kaç tane tüp var, kaç tane olması gerekiyor, bunların çok hiç net olmadığını gördük. Ve hatta şöyle bir şey anlattılar, bir örnek anlattılar. Oradaki değerli bir kardeşim, abi dedi ben bir hafta sonu dedi bu bir tane tüp yüzünden dedi makineyi durdurmak zorunda kaldım. Çünkü dedi tüpüm bitti. Diğer makinalara gittim. Onlar da bizde de yok yeterli kadar veremem dedi. Depoya gittim. Depocu da elimde yok dedi. Makineyi durdurdum dedi. Ve hafta sonuydu. Vardiyamın bitmesini bekledim. Eve gittim dedi. Arkadaşlar bu kadar kolay olmamalı. Makineyi durdurmak, üretimi durdurmak. Bu kadar kolay olmamalı. Hepimizi etkiler. Dolayısıyla öyle bir düzenleme yaptılar ki örneğin 6 tane tüpü böyle bir FIFO kuralı da uyguladılar. Yani first in first out. İlk giren ilk çıkar. Ne yapıyor? En sağdaki tüpü alarak arkadaki tüplerin aşağıya doğru kaymasını yer çekimiyle aşağıya doğru kaymasını sağladılar. Bir tane de malzemeci düzenli aralıklarla dolaşıyor. Eksik varsa tamamlıyor. Arkadaşlar 6 tane bir makinede 6 tane tüp tanımladılar onlar. Bir önceki şeylerinde, eski yöntemlerinde bu tanımlı bile değildi. Bazen 3 koli geliyor, 5 koli geliyor diyorlardı. Ortadaki fotoğraf arkadaşlar tutkal kabı. Orada da mesela tutkalla ilgili çimento torbası gibi bir torbaların içerisinde bu tutkal. Makinenin yanına gittiğimizde bunların yığınla tutulduğunu gördüm. 5 tane torbanın üst üste olduğunu gördüm örneğin. Sonrasında bakın renklendirdiler. Kırmızı, sarı, yeşil bu limitleri belirlediler. Sarıya indiğinde hemen üstüne tutkal eklemesi gerektiğini gördüler, öğrendiler, alışkanlık hale getirdiler. Ve orada hiç tutkalsız bir çalışma dönemi olmadı. Diğerleri de tabii sizin aşina olduğunuz konular, ekipmanlar demiştik. Örneğin sol alt köşedeki fotoğrafa bakarsanız çekmeceyi açıyorsunuz. Örneğin bir ekipmana ihtiyacınız var. Onu ararken bile elinize bile zarar verebilirsiniz. Stresi bir tarafa bıraktık. Dolayısıyla yürüme yolları, forklift yolları bu anlamda önemli konular. Şimdi arkadaşlar bizzat kendimizin çektiği fotoğraflarla işte yurt içi, yurt dışı örneklerden bazılarını göstereceğim. Bunların hepsi düzenleme örneği aslında. Bakın burada yürüme yolları, ekipmanların yerde bir takım işaretlemeler, bir takım şeyler var, düzen var burada. Çünkü burası bir operasyon alanı. Mesela fabrikalara gittiğimizde duvarlarda yazılar görüyorum. İşte buraya malzeme koymayın. Buradan geçmeyin, bunu yapmayın, şunu yapmayın gibi. Arkadaşlar bunlar olmaz. Bunları yapmamamız gerekiyor. Mesela sarı siyahın bizim için ne anlam ifade ettiğini çalışan arkadaşlarımızın hepsinin biliyor olması. Sarı çizginin ne anlamı ifade ettiğini hepimizin biliyor olması. Kırmızı çizginin ne anlam ifade ettiğini biliyor olması gerekiyor. Bunlar güzel örnekler diye paylaşayım istedim. Mesela sol taraftaki fotoğrafı İtalya'daki bir fabrikadan çekmiştim. Orada gözlüğü nereye koyacağını, örneğin çantasını nereye asacağını onların yerlerini tanımlamış arkadaşımız. O bakın kendi çalışma arabası o. Sağ taraftaki fotoğrafa bakarsak yerleri tanımlanmış sehpaları görüyorsunuz. Mesela şimdi yürüme yolları, çevre düzenlemesi vesaire diyoruz. Bunları da, bu standartları da iyi tanımlamamız gerekiyor. Mesela fabrikanın içerisi, fabrikanın dışarısı, otopark, depo. Arkadaşlar, fabrikamızın bütün alanı, karışı bile düşünmemiz gerekiyor. Kapıların önleri, kapıların arkası, işte yükleme alanlarımız, boşaltma alanlarımız, bütün alanları bu şekilde tanımlamalısınız ve
kurallara uymalarını beklemeliyiz arkadaşların, denetlemeliyiz onları. Bu da yine bir fabrikamızın iç alanı arkadaşlar. Bakın burası bir nasıl diyeyim, bir park değil, bir şey değil. Burası da bir fabrikamız ve fabrikanın içerisinde düzenleme yapmışlar. Çalışan arkadaşlar dinlenme aralarında bu alana gelip dinleniyorlar. Bunları da göz ardı etmeyelim. Çünkü 5S sadece işte operasyon alanında nasıl olmamız gerektiği şeklinde değil. Aynı zamanda çalışan arkadaşlarımızın nasıl dinlendiği, nerelerde, aralarda, molalarda nasıl bir takım ekipmanlarla kendi hayatını devam ettirdiği de önemli. Bunları da lütfen 5S kapsamında dikkate almamız gerekiyor. Mesela sol taraftaki fotoğraf temizlik ekipmanlarının o çalışma alanında nasıl bulunduğunu gösteriyor. Örneğin temizlikle ilgili orada planları var ve ekipmanları da tanımlı yerlerde asılı. Bakın küreklere bakın arkadaşlar, renkleri bile var bunların. Sağ taraftaki fotoğrafta ben Japonya'da bir temizlik çalışması yapan bir insanın fotoğrafını çekmiştim. Bakın burada da bütün ekipmanların yerleri var arkadaşlar. Naylonları bile nereye koyacağı, nereye asacağı tanımlıydı. O da benim çok ilgimi çekmişti. Bir fabrikada arkadaşlar düzenleme dediğimizde büyük resmi de görmemiz lazım. Ormana tepeden de bakmamız gerekiyor. Ağacı da görmemiz gerekiyor. Ağaç ne burada? Örneğin bir atölye, örneğin bir makine, makinenin çalışma alanı veya bir ofis veya bir laboratuvarımız. Ama orman ne? Bütün fabrika. Bütün fabrikada arkadaşlar gerçekten her şeyin tanımlı, her şeyin düzenli olması gerekiyor. Gereksiz unsurların ortadan kalkmış olması gerekiyor. Fabrikada bir takım panoların düzenlemelere ihtiyacımız var. Örneğin soldaki fotoğrafa bakarsanız orada proje benzeri şeyler, dokümanlar göreceksiniz. Arkadaşlar bu işi yapan arkadaşlar akıl etmişler. Akıl işi dedik ya, akıl ve gönül işi demiştik. Ya arkadaş diyor ki ya ben bunları arayıp duracağım ama öyle bir yer yapayım ki elimle koymuş gibi bulayım. Yani şu proje nerede, şu çalışma nerede? Örneğin saha çalışmalarıyla ilgili bir doküman aranması söz konusu. Bunları bir tarafa kaldırıp orada arayabilirsiniz. Ona da gerek yok demek istiyorum. Keza sağ taraftaki bakın kutularda neyi nereye koyacakları tanımlanmış. O kutuyu tekrar yerine koymak da kolay. Bakım atölyelerinde örneğin bakımcıların ekipmanları, çantaları, arabaları, bakımcı arabaları. Bu arabaları ben atölyeye getirdiğimde nereye koyacağım? Yani şurada dursun, kapının önünde mi dursun? Bakımcı arabasını açtığımda, bakımcının çekmecelerine çektiğimde nasıl bir tabloyla karşılaşacağım? İşte bunlar hep düzenleme aşamasında neyin nerede olması gerektiği konusunda bize yardımcı olması gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar yine sağda o deminki büyük fotoğrafta olduğu gibi çeşitli düzenleme örnekleri. Mesela sağ taraftaki sarı sandalyeleri olan yer bir bakımcı bakım atölyesindeki düzenleme örneği. Orada bakımcı arkadaşlar için dinlenme alanları oluşturmuşlar. Orada tabii bu dinlenme alanlarında bardakların nasıl konulduğu, şekerin nerede olduğu, çayın nerede olduğu vesaire gibi unsurları da burada 5S kapsamında dikkate almak gerekiyor. Keza sol taraftaki fotoğrafta yine çalışma alanında gerçekten toplantı yapılabileceği, gelin şurada bir görüşelim arkadaşlar, durum değerlendirmesi yapalım diyebileceğimiz bir ortam oluşturması. Bunlar hep düzenlemelere ilişkin örneklerimiz. Sağ taraftaki örneğimiz arkadaşlar, örneğin orada naylon, bir takım plastik, ambalaj malzemeleri kullanılıyorsa onlar için yapılmış güzel bir örnek aslında. Bakın yerleri tanımlanmış. Kapının önüne niye bu demir bariyeri koymuşlar arkadaşlar? Neden koymuş olabilirler? Hadi kim yazacak bakalım ona bir bakalım. Neden kapının önünde böyle bir sarı bariyer var? Evet. Gökmen Bey, bekliyorum cevabınızı. Evet, kim yazacak bakalım? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet, Bedri Bey.
Bedi Bey'den bekliyorum. Kapının önüne niye böyle bir bariyer koymuş olabilirler? Allah Allah, neden böyle bir şey yapmış olabilirler? Evet. Burası bir kapı ve orada bir sarı çizgi var dikkat ederseniz. Yürüme yolu orası bakın. Neden böyle bir şey yapmış, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duymuş olabilirler? Evet. Güzel. Kapının önünün kapanmaması, o bölgeye malzeme konulmaması, evet bunlar doğru ifadeler. Ama bir şey daha var ki, kim yazacak bakalım? Evet, onları da bekleyelim. Bu tür düzenlemeler arkadaşlar, işte örnek olsun diye dikkate almamız gerekiyor. Çünkü iş kazaları da evet ani çıkışları engellemek için. İsmet Gülen, çok teşekkür ederim. Diğerleri de doğru, buraya malzeme konulmasın ifadesi de. Fakat burada bir şey var, insanın dalgın anı. Hani çok affedersiniz, aptal anı vardır ya. Ya ben bunu nasıl yaptım? Kapıyı açtı ve direkt Foktif yoluna girdi. Mesela orası yaya yolu. Onu engelliyor, iş kazasını engelliyor. Öyle bir düzenleme yapmışlar. Mesela ben Japonya'da bir örneğini yaşadım arkadaşlar. Önüme bir bariyer çıktı. Bariyer yola doğru açılmıyor. Mesela kapı olduğunu düşünün şunun. Kapı olduğunu düşünün. Yola doğru açılmıyor. Açmam için tekrar geriye doğru çekildim. Kapıyı açtım. Ondan sonra dışarı çıktım. Çünkü oradan forkliftler geçiyordu. Kazayı engellemek için yapılmış bir düzenleme aslında. Tabii havaalanlarında mutlaka eminim sizler de değerlendiriyorsunuzdur. Ya bu uçaklar, bu arabalar nasıl hareket ediyor burada? İşte sağ taraftaki nitekim bir otopark düzenlemesi. Bunları da mesela şehirlerde 5S var arkadaşlar. Şehirlerde de 5S'in unsurlarını görebilmemiz gerekiyor. Bütün her şeyi mesela eskiyen şeyler olabilir, bunları yenileştirmeniz gerekiyor. Bu kurallara insanların uyması yaşam kalitemizi arttıracak. Rahat edeceğiz, işimize zamanında gideceğiz, kolaylıkla işlerimizi göreceğiz. Bunlar önemli. Evet, üçüncü adımımız arkadaşlar temizlik. İlk iki adımımız ayıklama ve düzenlemeydi. Ayıklama yaptık. Bizim dedik bu kadar malzemeye ihtiyacımız var. Sonra bunları düzenledik operasyon alanımızda. Heh dedik böyle çalışacağız. Denedik hatta bazılarını iyileştirdik. Bu daha yakın olursa bize işimizi süresini etkiliyor. Daha ergonomik oluyoruz. Şudur budur. Ama üçüncü aşamada var ki o da çok kritik. Çünkü temizlik aynı zamanda kontroldür. Neden? Çünkü siz temizlik yaparken makinenizin etrafını, operasyon alanında olabilecek sorunları görüyorsunuz. Temizlik yaparken problemleri de fark ediyorsunuz. Onun için temizliği önemsiyoruz. Bununla ilgili bir planınızın olması gerekiyor. Bununla ilgili bakın burada kritik, bunu çok iyi anlatabilmem gerekiyorsa temizlik zaman içerisinde azalması gerekiyor operasyon alanında arkadaşlar. Çünkü temizlik yapacağım diye çok uzun süreler makinaları durduruyoruz. Temizlik yapacağız diye operasyon alanında ciddi bir bekleme yaşanıyor. Bir dakika biz burada temizlik yapıyoruz, şimdi size hizmet veremeyiz der gibi. Bunlara da müsaade etmememiz gerekiyor. Zamanla temizlik süresinin aşağıya inmesi gerekiyor. Nasıl başaracağız bunu? İşte bunları da bu vesileyle konuşalım. Öncelikle arkadaşlar kirlilik kaynaklarıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Ya bizim bu alanımızda, operasyon alanımızda ne tür kirlilikler var? Örneğin işlem yaparken çapaklar fırlıyor. Etrafı kirletiyor. Ben de gidiyorum bunları zamanla temizliyorum. Bu makinenin altından bu işler yapılırken böyle kirlilikler oluşuyor. Bunları da zamanla temizliyoruz. Bu düşünceyi bir kere değiştirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Kirlenmeyi önleyeceğiz. Kirlilik kaynakları operasyon yaparken mesela örneğin bugünlerde çok konuşulan bir konu bir berber. Saç keserken yere de dökülüyor. Onları tekrar toparlamak zorunda kalıyorlar. Acaba böyle bir düşünceyle bu kirlenmeyi nasıl önlerim ve bir sonraki müşteriye en hızlı şekilde nasıl hazırlanırım diyebilir. Dolayısıyla kirlilik kaynaklarıyla mücadele edeceğiz. Bu kirlilikler ne olabilir? Örneğin yağ kirliliği.
Örneğin su kirliliği, örneğin çapak demiştim. Örneğin bir taraftan akıntı, bir sıkıntı, malzeme kirlilikleri de olabilir bu arada. Tabii düzenleme yapılmadığında buna da kirlilik diyebiliriz. Gürültü kirliliği var, hak verirsiniz ki. Biraz geniş düşünmemiz gerekiyor. Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Peki temizliği sürekli hale getireceğiz. Genelde sık sık karşılaştığımız konulardan bir tanesi, üzülerek de görüyorum. O alanda, operasyon alanında çok da önemli iş yapıyoruz orada. Bir temizlik planı yok. Bir temizlik alışkanlığı yok örneğin. Önceden hazırlanmış bir durum söz konusu değil. Bir de tabii orada takım halinde çalışıyor arkadaşlar. Biz 5 kişi çalışıyoruz. Her vardiyada 5 kişi var. 5 kişi bir sonraki 5 kişiye işi devrediyor mesela. Ve 7-24 çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla öyle düzenli, öyle temiz bir ortam bırakmalıyız ki gelen arkadaşlara, ya çok güzel bir çalışma ortamını teslim aldık diyebilmeliler. Bunları da önemsiyoruz. Tabii bunu yapabilmek için çalışan arkadaşlarımızın kendi operasyon alanlarını paylaşması gerekiyor. Sorumluluk alanı diyoruz biz buna. Tabii sorumluluk alanı ilelebet ben bu alandan sorumluyum diye bir kaideye yok. Bir hafta örneğin buradan sorumlu olabilirim. Bir hafta sonra başka bir alandan sorumlu olabilirim. Neyinden sorumlu olacağım? Bir kere ayıklamasından sorumlu olacağım. Düzenlemesinden sorumlu olacağım. Temizliğinden sorumlu olacağım. Demek ki bu ilk üçünü yapmam gerekiyor. Bir anormallik, bir sıkıntı varsa bunları da ortadan kaldırmak için mücadele edeceğim, iyileştirmeler yapacağım. Mutlaka bölge sorumlularıyla yöneticilerin görüşmesi gerekiyor. Arkadaşlar her alanın sorumlusu arkadaşı şöyle dinlemekte, soru sormakta önemli olduğunu belirtmek isterim. Peki arkadaşlar temizlik iyi değilse ne olur baktığımızda? Bir kere ben çalışan olarak moralim bozulur. Yani kirli bir ortamda, yani düşünsenize imalat yapıyorsunuz. Ne bileyim tekstil olabilir, araba üretimi olabilir, bir parça üretimi olabilir, bir mekanik parça üretiyor olabilirsiniz. Ve sonuçta bir ürün oluşturacaksınız. Ya sormaz mısınız yani bu güzel ürünü siz burada mı üretiyorsunuz arkadaşlar diye? Bir kere bu tarafı var işin. Demek ki çalışan olarak benim moralimi bozar temiz olmazsa. Performansımızı düşürür. Makinenin de performansını düşürür. Maliyetlerimizi, bakım maliyetlerimizi arttırır. İş güvenliği riskleri artar. Örneğin mesela yüksekte çalışma için emniyet kemerleri kullanması gerekiyor. Hiç unutmuyorum İç Anadolu'da bir fabrikaya gitmiştim. Bayağı yüksekte çalışan bir işçi kardeşimiz beni görünce denetime gelmiş birisi gibi zannetti. Abi iniyorum hemen geliyorum falan dedi. Neyse paldır küldür indi. Dedim ki ya niye kemerin yok? Sen o kadar yüksekte çalışıyorsun. Abi dedi hemen getirtiyorum dedi. Diğer telefon etti. Bir 5 dakika içinde geldi emniyet kemeri. Taktı gidi. Niye dedim bunu daha öncesinde yapmadın? Ya dedi çok uzaktaydı dedi. Ben de dedi oraya gitmeye üşendim dedi. Halledeyim şu işimi diye dedi. Hallettim. Demek ki arkadaşlar bu emniyet kemerlerinin nerede bulunması gerektiğine bile düşünmesi gerekiyor arkadaşların. Aksi takdirde iş kazaları, sorunlar olabilir. Ürün kalitesini bozar demiştik. Örneğin şöyle düşünelim. Direkt ürünle ilgili bir örnek vereyim. Gittiğim fabrikalardan bir tanesinde hiç unutmuyorum termal kameralar vardı. Bu ısı ölçer gibi termal kameralar. Uzaktan örneğin duvarın sıcaklığını size söyleyebiliyor. Malzemenin sıcaklığını size söyleyebiliyor. İlk termal kamera geldiğinde makinenin üstünde duruyordu arkadaşlar. Dedim ki ya arkadaşlar hayırlı olsun ne kadar güzel bir ekipman geldi. Hatta deneme yaptık. Dediler ki çok güzel, çok iyi oldu bunu almış olmaları. Biz de işte fırına girmeden, fırından önce, fırından sonra bakıyoruz sıcaklığına. Pahalı bir şeydir dedim. Evet dediler. O gün unuttum kaç lira söyledim. 500 euro, 500 dolar bir şey dediler. Ama dedim ki bunu hemen bir yer yapın arkadaşlar. Bir yeri olsun, düşmesin, bir sıkıntısı olmasın. Bakın bu makinenin üstünde olmaz dedik. Tamam dediler abi biz 10 güne kadar hemen yaparız. Ben 10 gün sonra, bir hafta sonra gittiğimde arkadaşlar
Bu cihazın kırıldığını gördüm. Bantlamışlar. Arkadaşlar dedim, nasıl oldu bu? Ya işte makinenin üstünden düştü. Bunu konuştuk. Niye bunu yapmadınız? İşte bunları görmek, bunlara duyarlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde dediğim gibi maliyetlerimizi etkiliyor, sıkıntılar. Ürün kalitemizi etkiliyor. İşte o cihaz ne kadar doğru ölçmeye başlar, onu takdirinize sunuyorum. Kirlilik kaynağını bulmak zorlaşır. Kirlilikler arasında gerçek anormallikleri fark edebilmemiz azalır. Kirli olan yerde neyin anormal olduğunu anlamanız son derece zor arkadaşlar. Öyle bir temiz hale gelmemiz gerekiyor ki net olmamız gerekiyor. Hatta biz bu aşamada aydınlatmamızı bile dikkate alıyoruz. Eğer aydınlatmada bir sıkıntı varsa görememe gibi, şeffaflaştırma gibi iyileştirmeler yapıyoruz. Daha iyi görelim, daha iyi hakim olalım şeklinde. Hatta ayna koyuyor arkadaşlar, dikiz aynası gibi, arabalarda olan dikiz aynasının benzeri aynaları. Örneğin makinaların üstüne koyuyor arkadaşlar. Buradan baktığı zaman makinenin üstünü görebiliyor. Neden? İşte kirlenme var mı, bir sıkıntı var mı gibi kontrolleri yapabilmek için. Tabii kirlilik kaynaklarıyla mücadele edeceğiz demiştim. Bu kirlilik kaynaklarını haritasını oluşturmamız gerekiyor. Nerede bu kirlilikler, nerede oluşuyor? İşte bu oradaki çalışan arkadaşların biraz daha düşünceye sevk ettiğimiz aşama bu. Aa bak burada evet kirlilik var. Ben de bunu temizlemek zorunda kalıyorum. Tabii işin iki boyutu var. Bir tanesi gerçekten temizlik yapmamız, bir tanesi de bu kirliliği ortadan kaldırmak. Temizliği yaparken nasıl, hangi ekipmanla yapıyoruz konusu bile soru işareti arkadaşlar. İnanın öyle ekipmanlar var ki kapının arkasında, makinenin altında, makinenin üstünde, sağa sola dayanmış halde, örneğin bir temizlik istasyonu kavramı oluşmamış. Bu temizlik ekipmanları bizim saygı duymamız gereken ekipmanlar. Çünkü biz bunları kullanıyoruz. İşte çevresini, makinamızı temizliyoruz bunlarla. Bunlara saygı duymamız gerekiyor öncelikle. Dolayısıyla onlara bir yer yapmamız gerekiyor. Bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Örneğin bu aşağıda kova var mesela. Kovaların belli bir yeri olması, belli bir miktarda olması, efendim işte paspasların, fırçaların, tel fırçaya ihtiyacınız var. Nereden bulacağız bunu? Bunun yeri olması gerekiyor. Demek ki temizlikle de düzenin çok önemli bir bağı var. Dediğim gibi grafik de bize şeyi gösteriyor arkadaşlar. Temizlik süresinin azalması gerektiğini gösteriyor. Bunu da ne olur not edin. Kritik bir konu çünkü. Çünkü biz performansımızı da iyileştirmek istiyoruz. Üretken olmak istiyoruz. Maliyetlerimizi düşürmek istiyoruz. Ne olur bu gözle bakın. Gerçekten önemli bir payı var bu çalışmanın. Peki bizim dördüncü adımımız arkadaşlar. İlk üç adımımız neydi? Ayıklama yaptık. Gereksiz olanları, problemli olanları, fazla olanları ayıkladık. Sonra düzenledik gerekli olanları. Onların tabii sıklıklarını da tanımladık. Ne kadar sıklıkta kullandığımızı, çok az sıklıkta kullanıyorsak onu daha ileride, daha uzak mesafelerde bulundurduk. Ama çok sık kullanıyorsak belki üstümüzde kalem burada duracak, şerit metre, ne bileyim kumpas, mikrometre falan gibi bir kol mesafesi dedik. Düzenlemede temizlik planımızı yaptık. Temizlikle ilgili işte kirlilik kaynaklarıyla mücadele ettik. Şimdi sıra geldi bunları standartlaştırmaya. Bunları nasıl standartlaştıracağız? Nasıl bunları, bu kazanımları devamlı hale getireceğiz, sürekli hale getireceğiz? Hani demiştim ya arkadaşlar, bir sarı çizginin anlamı, kırmızı çizginin anlamı. Mesela bir yangın dolabınız var fabrikada. Yangın dolabının önüne malzeme konulmuş. Veya yangın tüpü, yangın tüpünün önünde, tüplerin önünde malzemeler var. Abi yerim yoktu, buraya bıraktım. Bunlar olmamalı. Ne olacak? Örneğin kırmızı gördüğümüz yerin önüne kesinlikle bir şey bırakmayacağız. Oraya acil durumda müdahale edebilecek, ulaşabilecek halde bırakmamız gerekiyor. Örneğin sarı siyah çizgi gördüğümüz yerlerde, alanlarda, oranın hareketli bir alan olduğunu, orada tehlike olduğunu, onu gördüğümüzde anlayacağız ve ona göre orada hareketlerimizi kontrol altına alacağız. Örneğin
Hareketli alanlardan bir tanesine kapı diyelim. Kapı, kapının önü ve arkası. Eğer biz orayı sarı siyah çizgiyle tanımlamadıysak, o zebra deseni diyoruz, sarı siyah, oranın hareketli ve tehlikeli bir alan olduğunu ifade edemeyiz. Kapının üstüne yazarsanız arkadaşlar, buraya malzeme koymayın diye. Bunlar doğru şeyler değil. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Dolayısıyla bizim bir standardımızın olması gerekiyor. Bir fabrikanın içerisine girdiğimizde bir standardımızın olması gerekiyor operasyon alanında. Mutlaka yakaladığımız kazanımları korumamız gerekiyor, unutmayalım. Peki standartlarımız nasıl olacak? Bir kere anlaşılır olması, net olması. Mutlaka arkadaşların bu konuda eğitimli olmasını sağlayacağız. Bakın bir ilerleyen adımlarda ondan da bahsedeceğim. Uygulamasının son derece kolay olması gerekiyor standartlarımızın. Mesela sarı çizgiyi herkesin biliyor olduğunu kabul edersek, bir örnek anlatayım müsaade ederseniz. Bizim burada Ayrılık Çeşme istasyonu var, metro istasyonu. Bir gün orada Aksaray tarafına geçmek için bekliyorum. Karşıya bir tabela koymuşlar. Yerde de sarı çizgi var. Haliyle trene yaklaşmanızı engelleyecek şekilde uyarıcı bir sarı çizgi. Arkadaşlar İngilizce ve Türkçe yazmışlar. İngilizcesinde sadece şunu diyor, sarı çizgiye dikkat diyor. Ama Türkçesinde sarı çizgiyi geçmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Tehlikeli de vuruluyor, yasak olduğunu da vurguluyor. Demek ki yasak olduğunu vurgulamasa ben sarı çizgiyi geçebilirim. Veya tehlikeyi vurgulamasa ben tehlikeli olduğunu anlamam. Onu da cümleye dökmüşler ve tabela olarak karşımıza asmışlar. Buraları iyi düşünmemiz gerekiyor. Biz sarı çizgiyi gördüğümüzde onu geçmememiz gerekiyor arkadaşlar. Hatta bazı fabrikalarda sadece sarı çizgiyle değil, sensörle de destekliyorlar. Elinizi şöyle uzattığınızda sarı çizgiyi geçtiğinizde makine duruyor. Dolayısıyla bunların önemini biliyor olması gerekiyor arkadaşlar. Standartlarımızı ölçebilir olmamız gerekiyor. Uygulama durumumuz gibi. Kolay ulaşılabilir olması gerektiği. Mesela standartlaştırma adımında bir malzemenin arama süresi, bulma süresi, yerine bırakma süresi gibi kavramları da geliştirebilirsiniz standartlaştırmada. Ya bana şu malzemeyi bir verir misin? Atölyeye gittiniz. Bana şu malzemeyi verir misiniz dedi. Bakalım ne kadar sürede buluyor. A kişisi, B kişisi, C kişisi yapabilirsiniz. C'ye de sorabilirsiniz. Bakalım hadi malzeme git şu malzemeyi yerine koy dediğinizde ne kadar sürede koyuyor. Bunlar kolay olmalı bu standartlar. Demek ki standartlaşma olmadan arkadaşlar iyileştirmeler de yapamayız. Bunlar bazen zor gelebilir. Yani mesela şu anda marketlerde sosyal mesafeyi koruyan işaretler var. Bunlara uymak zor geliyor olabilir insanlara. Maske takmak zor geliyor olabilir. Ama bunlara sarfiyen uymamız gerekiyor. Aksi takdirde hani şey gibi polis uyarısı mı olacak? Ya arkadaş sen niye burada bu çizgilerin şeyine uymuyorsun gibi olmamalı, bize yakışmaz. Operasyon alanlarımızda işte bu standartlara tanımlamamız ve uymamız gerekiyor. Bunlar da arkadaş standart dediğimizde renk standartları. Örneğin sarı renk bizde şöyle tanımlı olmaması gerekiyor. İşte bu Kanarya sarısı rengi veya Fenerbahçe sarısı rengi gibi kavramlar olmaz. Net olması gerekiyor. Standardının net olması gerekiyor. Öyle fabrikalar var ki arkadaşlar duvarın hangi boyayla, hangi renk koduyla boyandığının tabelası var. Yani bu standartları ne olur önemseyelim. Aksi takdirde büyüklükler, karakterler, şekiller çok değişik olan bir fabrikanın içerisinde bulunur ve insanlar artık onları dikkate almamaya başlar. Ya bir şeyler asıyorlar buralara, bir şeyler yapıyorlar ama abi biz kendi bildiğimizi yapıyoruz gibi olmamalı. Evet, geldik 5. adıma arkadaşlar. Burada da disiplin adımı aslında bu. Sürekliliği sağla dediğimiz adım. Peki neyin sürekliliğini sağlayacağız? O işte ilk 4 adımın sürekliliğini sağlayacağız. Ayıklamayı, düzenlemeyi, temizliği ve standartlaştırmayı düzenli olarak sistemini, disiplini sağlamamız gerekiyor. Bunun için bir takım
yöntemlerimiz var. Bir tanesi mutlaka arkadaşları sahiplendirmemiz gerekiyor. Eğitimlerden bahsetmiştim. Yöneticilerimizin eğitimi, çalışanlarımızın eğitimi ve sahiplenmesi. Bunlar çok önemli. Burada gerçekten ilham almamız gereken örnekler de olabilir. Mesela pilot alan çalışması yapıyoruz fabrikalarda. Ne demek pilot alan çalışması? Bir örnek yapıyoruz, bir çalışma. Orada öğreniyoruz, öğrenen arkadaşlar diğer bölümlere, diğer arkadaşlara anlatıyorlar. Bakın biz burada bunları yaptık, bu başarıları elde ettik diye. Bu süreklilik kapsamında bu tür örneklerimizin, bu tür çalışmalarımızın paylaşıldığı ortamlar olması gerekiyor. 5S sunumları diyebiliriz bunun adına. Bizzat sahada yöneticilerin de katıldığı ortamlarda buna vakit ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ya işte birileri yapıyor sahada, arkadaşlar siz iyi yapıyorsunuz filan denilecek bir şey değil. Hepimizin sahiplenmesi gerektiğini belirtmiştim zaten. Posterler hazırlayabilirsiniz, fotoğraflar, öncesi sonrası, haberler yapabilirsiniz. Eğer fabrikalarımız, birkaç tane fabrika varsa örnek olabiliriz, diğer fabrikalara gidip ziyarette bulunabiliriz. Mutlaka bilgi almamız gerekiyor, takdir etmemiz gerekiyor. Denetimler burada kritik bir konu arkadaşlar. İç ve dış denetimler diye tanımlıyoruz. Denetim aslında böyle bir irite eden bir konudur ama burada ne olur sevimli bir şey olduğunu düşünelim. Çünkü güzel de bir konu. Aynı zamanda öğretici tarafı da var. Yani birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Çünkü ben hiç depoya gitmediysem, depo alanına gitmediysem orada ne olduğunu bilemem, oradaki olayı bilemem. Eğer bir değerlendirici olarak, bir denetimci olarak gittiysem, bir de soru sorma lüksüm varsa, hazırlanarak gittiysem, Allah ne kadar güzel şeyler öğrenirim. Mesela hiç unutmuyorum, bir muhasebeden bir arkadaşımla geçmişte bir üretim alanında bir bölgeye gitmiştik, 5S denetimine. O arkadaşımız muhasebedeki hanımefendi, ya dedi ben bu alana ilk defa geldim, hiç görmemiştim, iyi oldu. Hatta makinelerin üstüne falan çıktık, ilginç geldi ona da, detayları gördü. O-ring dediğimiz bu contalar var, mutlaka bilenleriniz vardır. O-ringleri, ya dedi ben kayıtlarda, detayda önüme geliyor muhasebe kayıtlarında, ilk kez gördüm dedi. Ve ilk kez, vay be yıllardır dedi ben bunu, ne olduğunu merak etmişimdir dedi. İşte böyle bir şeye de aslında katkısı var 5S denetiminin. Daha doğrusu arkadaşlar olay yerine gitmenin çok faydası var. Masadan, bilgisayardan yani bugünlere özel bir şey. Ben rahatsız edemiyorum gitmeden, dokunmadan, orada bulunmadan. İnşallah bunları da atlatacağız. Mutlaka sahada olay yerine gitmemiz gerekiyor. 5S yarışmalarını da bu anlamda söylemeden geçmeyelim. Sürekliliği sağlama adımını dediğimiz aşamada denetimlerde işte böyle bizim örümcek ağı gibi sonuçlarımız var. Bu bir rapor aslında. Bunu arkadaşlarımızın örneğin panolarında sergilemesini istiyoruz. Mesela dikkat ederseniz burada bölgeler var. Bir alandan bahsedelim. Bir de şunu söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Ben size mesela Adana'da kilometre kare başına 160 kişi yaşıyormuş diye söyledim. İstanbul'da 3000 kişi demiştim. Üzülerek görüyorum ki çalışma alanlarımızın büyüklüğünü bilmiyoruz. Mesela oradaki yönetici arkadaşların, çalışan arkadaşların, biz burada örneğin 1000 metrekarede çalışıyoruz. Hani o çerçeve demiştim ya. O çerçevemiz bizim alanımız 1000 metrekare. Bu 1000 metrekarenin 500 metrekaresinde şu ekipmanlarımız var. Örneğin bir bakım arabamız bile, temizlik ekipmanımız için bile yer ayırdıysak bunu da bile dikkate almamız gerekiyor. Unutmayalım, ne kadar açık alanımız varsa o kadar rahat edeceğiz. O kadar güzel çalışacağız. Bu bizim aynı zamanda stoklarımızı, malzemelerin artmamasını sağlayacak bir takım sonuçlara götürecek bizi. Dolayısıyla sürekliliği sağlama adımında, bu denetim aşamasında hangi bölgenin ne kadar puan aldığını, hangi konuda başarılı olduğunu değerlendirebiliriz. Mesela örümcek ağının, bakın burada dikkat ederseniz 5 tane şeyi var, uzantısı var. Bir tanesi 1S arkadaşlar, birinci S.
Onu değerlendiriyorsunuz. Mesela 0 ile 200 arasında puanlanmış. Biz gittik mesela sizle beraber değerlendirmeye bir alanımızı. Ayıklama yapılıp yapılmadığını orada değerlendirebiliriz rahatlıkla. Bunu sorgulayarak, dolapları açarak, makinenin etrafındaki ekipmanları sorgulayarak şunu söyleyebilir çalışan arkadaşlarımız ki bana ben çok rastladım. Örneğin bir atölyede tam da böyle atölyenin en can alıcı orta merkezinde bir parça duruyordu. Ben biraz şüphelendim çünkü örümcek ağları gibi şeyler vardı üstünde, sarkıtlar vardı. Dedim ki arkadaşlar bunu nerede kullanıyorsunuz? Kendi aralarında biraz soruşturdular. Şunu öğrendik özetle, 3 yıldır o ekipmanı kullanmıyorlarmış. Atölyenin tam ortasındaki malzemeyi. Dolayısıyla ayıklama yapılmadığı için aslında bunlar sorgulanmamış. Ayıklanma yapılsa sorgulanır. Dolayısıyla ayıklama puanı orada düşürmüştük. Düzenlemeyi tabii ki ona göre değerlendirebilirsiniz. Ne kadar size yakın olması gerektiği, ne kadar uzak örneğin bir ekipmanı soruyorsunuz, örneğin şunu. Ya sen bunu hangi sıklıkla kullanıyorsun, bunu bir açıklayabilir misin dediğinizde oradaki çalışan arkadaşımıza. Bunu söylediğinde bunu değerlendirebiliriz örneğin. Alanımızdaki değerlendirmeyi bu anlamda çok keyifli bir hale getirebiliriz. Evet arkadaşlar toparlıyorum sonuç itibariyle. Peki bu 5S'in 5 tane maddesi olduğunu biliyoruz. Bana diyebilirsiniz ki ya Selami ben zaten bu 5'ini de biliyordum. Bu kadar güzel de sen bunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapmamızı istiyorsun? Dediğimizde işte burayı öneriyorum. Öncelikle bir yürütme takımı oluşturmanız gerekiyor. 5S takımı oluşturmanız gerekiyor. Demek ki birilerinin sahiplenmesi gerekiyor arkadaşlar. Sonra 5S eğitimi olması gerekiyor. Yani eğitimlerin yöneticiler dedik, çalışanlar dedik, unutmayalım. Master plan yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar biz şurada başladık, başlayacağız. Şöyle şöyle devam edeceğiz. Burası bir karar arifesi. Dolayısıyla bir plana ihtiyacınız var. Takımları, sorumluluk alanlarını belirlemeniz gerekiyor. Bu alanda başladık. Örneğin pilot alanımız burası. Bu alanda örneğin her vardiyada 5 arkadaşımız çalışıyor. Bu 5 arkadaşımızın bir sorumluluk alanı anlayışı olması gerekiyor. Buraları tanımlamamız gerekiyor. Mevcut durumu analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani o alan neresi ise o alanı değerlendirmeniz gerekiyor. Ne tür zorluklar var, ne tür sıkıntılar var? Nasıl bir, örneğin imalat dönüşümü nasıl yapılıyor? Operasyon, üretim nasıl gerçekleştiriliyor? Örneğin burada çalışan arkadaşlar nasıl hareket ediyor? Bir şeyler arıyorlar mı? Bunları değerlendirmenizi istiyoruz. Ve çalışma planınızı detaylı olarak hazırlamalısınız. O özel alan için, o neresiyse. Bu alanın detay planı. Sorunları ele almalısınız. Mutlaka aksiyon listenizin olması gerekiyor. Gözlemler yaptınız, değerlendirmeler yaptınız. O çalışan arkadaşlara unutmayın, görev verdiniz. Onlar her gün bir sorun bulacaklar, bir şeyler oluşturacaklar. Bu aksiyon şeklinde unutmamaları adına da bunları tanımlamaları gerekiyor. Saha çalışmasını mutlaka etkin yapmaları, denetimleri ve yayılımı sağlamaları gerekiyor. Bunlara ilişkin birkaç slaytım var. Onları da anlatarak pekiştirmiş olayım. Bu yürütme takımı kim olacak arkadaşlar? Aslında baktığınızda bir takım nihayetinde 5-7 kişi. Bu 5 kişi, 4-3 kişi olmaz mı? Olabilir tabii ki. Ama bunun içerisinde saha çalışanları da olsun istiyoruz. Yani mutlaka o çalışan ekipten arkadaşlar olsun. Bizzat eli işe değen insanlar olsun. Bazı takımlarda biz çalışan temsilcilerini de alıyoruz. Mesela sendika temsilcisi olan arkadaşları da alıyoruz. Bilsin, görsün diye. Bu ekibimiz aslında en tepe ekibimiz ve gerçekten yürütmeden sorumlu olan ekip. Aynı zamanda yetkilendirilmiş bir ekip olması gerekiyor. Peki master plan ve hedefleri nasıl belirleyeceğiz? Dediğim gibi bütün fabrikayı, bütün ofisleri, bütün laboratuvarları işin içerisine alacak şekilde ama dönemsel olarak yani tarihle ilişkilendirerek ilerlemeniz gerekiyor. Burada hedefleri örnek olması için belirtecek olursak boş alan mesela, metrekare anlamında. Arama süresi,
temizlik süresi. Bunlar çok basic, temel hedeflerimiz arkadaşlar. İş güvenliğine ilişkili kazalar, 5S denetim puanı, hani 5S denetimleri yapılması gerekiyor dedik ya, örümcek ağı, radar diyagramlarını dikkate alın. Mutlaka o bölgenin puanını takip ediyor olmamız lazım. Bugün 50 puan aldı. Bir ay sonra kaç puan alacak? Onu biliyor olmaları gerekiyor. Teslimatlar, moraller mutlaka hedefler arasında örnek olabilecek şekilde yer alabilir arkadaşlar. Peki sorumluluk alanından bahsettim size. Nasıl olabilir? Örneğin çalışma alanı, operasyon, burası bir laboratuvar da olabilir demiştim. Bir atölye de olabilir, ofis de olabilir. Bu renkler işte sarı renk, yeşil renk, kırmızı renk aslında sorumluluk alanını gösteriyor. O alana kimleri atıyorsunuz? Mesela bu ay sarı bölgeden Selami sorumlu, kırmızıdan Ali arkadaşımız sorumlu gibi sorumluluk anlayışını, bu planı takip etmemiz gerekiyor. Peki mevcut durum analizi nasıl yapacağız? Hani mevcut durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Bir pilot alanla başlayalım diyebiliriz. Demeyenler de var, onu da söyleyeyim. Ama biz genelde pilot alan çalışmasıyla başlamayı tercih ettiğimizi söyleyebilirim. 5S'i uygulamaya başlayacağımız alanda bir değerlendirmeden bahsediyorum. Mevcut durumu değerlendirin diyorum. Burada süreleri ölçebilirsiniz, fotoğraf, video çekebilirsiniz ama bunları kaybetmemeniz gerekiyor. Bunları şeffaf bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bunları tehdit edici unsurlar olarak kullanmamanız gerekiyor. Ha bak böyle mi yapıyordun dememeniz gerekiyor. Bunlar olmayacak şeyler. Ne olur bunları çalışanları da dinleyerek bir mevcut durum analizi. Buraya kimler katılabilir? Yöneticiler katılabilir. Oradaki çalışan arkadaşlar, bizzat işin içinde olan arkadaşlar. Unutmayın, burası bir durum değerlendirmesi aşaması. Çalışma planınızın detaylı hazırlanması konusu. Mutlaka aksiyonlarınızı belirleyin demiştim. Mevcut durumu analiz ettiniz çünkü. Nasıl başlayacağız? Ayıklamayı hangi aşamalarda yapacağız? Ne zaman başlayalım? Nasıl başlayalım? Kim neyi yapsın gibi. Bununla ilgili önceliklendirmelerinizi yapabilirsiniz haliyle. Ve unutmayın, suyun damlaları, damlanın gücü. Arkadaşlar biz yaptık burada, bir pilot çalışma yaptık. Başlangıç çalışmasıydı, her şeyi temizledik, ayıkladık vesaire. Unutmayacağım, orayı unuttuk derseniz geçmiş olsun derim. Bir daha onu toparlamanız da zor olabilir. Dolayısıyla mutlaka orayı canlandırmamız gerekiyor, ilgi alaka göstermemiz gerekiyor. Burada 5S panosunu da bir vesileyle kısaca bahsedeyim. Bütün yaptığımız faaliyetleri, bu 5 adımda yaptığımız bütün faaliyetler için böyle 5S panosunu dahi 5S mantığıyla hazırlamanız gerekiyor. Yani panoyu öyle hazırlayacaksınız ki mesela bir bölgesini ayıklamaya ayırmanız gerekiyor. Bir bölgesini düzenlemeye ayırmanız gerekiyor. Bir bölgesini örneğin standartlaştırmaya ayıklamanız, temizliğe ayırmanız gerekiyor. Bizim temizlikle ilgili yaptığımız faaliyetler burada yer alır. Panonun da düzeni öyle. Yani dileyen istediği gibi, istediği bilgiyi bir yere yapıştırmak veya oraya koymak şeklinde olmamalı. Mutlaka sorunları çalışanlarla ele almamız gerekiyor. Problem çözme tekniklerine ihtiyaçlar olabilir. Burada basit teknikleri öğretebilirsiniz. Bakın biraz daha üstüne geçtik. Geçici iyileştirmeleri dinleyebiliriz. Ne yaptık? Örneğin arkadaşlar borular geçiyor orada. Bu borunun içinden ne geçiyor arkadaşlar? Hangi yöne doğru gidiyor? Ya abi buradan sıcak mı su geçiyor, soğuk su mu geçiyor bilemiyorum denilmemesi gerekiyor. Yani boru standartlarımız, borularımızı nasıl, vanaların açık pozisyonu, kapalı pozisyonu gibi şeyleri de mutlaka çalışanlarla değerlendirerek hareket etmeli. Yoksa çalışanlar şunu dememeli, ya burada Selami ile Ali diye bir arkadaş var, onlar yapıyor bu işi. Onlar geldiği zaman işi devam ettiriyoruz, olmamalı. 7/24 5S'in orada yaşaması gerekiyor, unutmayın. Sağ çalışmasını etkin yapın dediğimiz, burada kick-off'tan bahsettik. Başlama vuruşu arkadaşlar, kick-off demek. Yani siz hazırlık yapıyorsunuz, unutmayın planlama aşamasından geldik, değerlendirdik. Başlama vuruşuyla başlamamız gerekiyor. Hangi alanda
kimlerle nasıl çalışma yapacağız? Bu biraz belki değerlendirmeniz şöyle olabilir. Bu gerçekten imece usulü beraber olduğumuz bir şey. Burada satıştan arkadaşlarımız var. Satın almadan arkadaş, planlamadan, üretimden, bakımdan, depodan. Arkadaşlar herkesi bir araya getirmek mümkün olmaz ama temsilen orada olmalarını istiyoruz. Ve gerçekten birlikte örneğin o makineyi, örneğin o atölyeyi, örneğin o laboratuvarı birlikte ele alalım, temizleyelim, gereksiz olan şeyleri ortadan kaldıralım şeklinde. Nihayetinde bir başlama çalışması 1-2 saat sürebilir. Bunu sizin takdirinize de bırakıyorum. Büyüklüğüne göre de değişebilir tabii. Mutlaka çalışanların öğrenmesine örnekler oluşturun dediğimiz bir aşama aynı zamanda bu. Çünkü unutmayın siz bunu yayacaksınız diğer bölgelere. İşte pilot alanda ilk başladığınız çalışmalarda ne elde ettiyseniz bunları biriktirmeye, bunları anlatmaya, örnekler gösterebilmeye haiz olmanız gerekiyor burada. Saha denetimlerini, örnekleri paylaşın diyoruz. Saha denetimlerini yapın diyoruz. Bakın şu alttaki fotoğrafta yelek giymişler. 5S takımı yazıyor. Team 5S yazıyor. Mutlaka ekipleri, 5S denetimini yapacak olan kişileri eğitmeniz gerekiyor. Nasıl yapılır bir 5S denetimi? Maalesef şöyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Olmaması gereken. Sanki bunu karşılıklı böyle birbirlerine maç benzeri, ya geleyim de ben senin orada bak kaç puan vereceğim falan şeklinde sokmamak gerekiyor. Tatlı bir rekabet olabilir ama bu değerlendirmenin çok objektif olması gerekiyor. Değerlendirici vasfı, sıfatı, önemli sorumluluğu olan bir şey gerçekten çok objektif olması gerekiyor. Bunu da arkadaşlara eğitimlerle anlatabilmeniz gerekiyor. Mutlaka örnekleri paylaşmanız. Dış denetimler yapabilirsiniz, iç denetimler. Mesela depoda çalışan bir arkadaşımızın da yer aldığı bir ekip, örneğin bakım atölyesinde denetim yapabilir. Tam tersi de olabilir. Üretimdeki, kalitedeki arkadaşlar, bunlara ihtiyacımız var. Ne demiştik? Öğrenmeye çok önemli katkısı var bir kere, 5S'in bu anlamda. Diğer fabrikalara gidebiliriz. 5S uygulayan diğer fabrikaların içinde bulunabiliriz. Bu kazanımları mutlaka sürekli paylaşmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Ve yayılım sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Biz şimdi öğrendiklerimizi tüm fabrikaya nasıl yayacağız? Bu bizim aslında koşmaya başlama aşamamız. Unutmayın öğrenme aşamasında biraz zorlanabiliriz. Biraz vakit harcayabiliriz. Ama eğer bunu öğrenirsek artık bizi kimse tutamaz dediğimiz aşama. Burada koşmaya başlayacağız. Ne demek istiyorum? Diğer bölgelere de çok hızlı bir şekilde artık unutmayın yanınızda deneyim sahibi, çalışma yapmış, hiç bilmeyen insanlar yerine bilen insanlar var. Siz bunlarla yayılımı sağlamanız gerekiyor. Unutmayın tıkır tıkır çalışan, İsviçre saati gibi diyelim, tıkır tıkır çalışan bir sisteme doğru gitmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyin aranmadığı, kolaylıkla bulunduğu ve operasyon sürelerinin standartlarda yürüdüğü. İşte bizde bir örneğin imalat dönüşümü var. Bizde 5 dakikadır bu. A üründen B ürününe 5 dakikada geçeriz biz. Diyorsak bu bazen 10 dakika, bazen 30 dakika olmamalı. Hep 5 dakika. Hadi artı eksi 1 diyelim. Böyle sapmalarımız olabilir. Ama onları dahi sorgulama yapmamız gereken bir duruma doğru gitmemiz gerekiyor. Evet, burada Taiichi Ohno'nun güzel bir sözü var. Eğer problem yoksa büyük problem var diyor. Geçenlerde bir hurda arabanın üstüne yazmışlar. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demişler. Türkçesi olduğunu düşünelim. Demek ki arkadaşlar ya biz rahatız böyle. Her şey yolunda da gidiyor gibi bir şey. Asıl büyük problem olduğunu söylemeye çalışıyor Taiichi Ohno. Bunu da önemseyelim. Mutlaka problemlerimizi görmeye çalışalım, anlamaya çalışalım. 5S hepimize fayda getirsin. Ben sözlerimi bitirmeden önce eğer sorularınız varsa cevaplamak isterim. Merak ettiğiniz bir şey olabilir. İfade edemediğim, açıklayamadığım bir yer olabilir.
Bu aşamada sizlerin yazılarına buradan bakıyorum. Evet, söz sizde. Evet, katılan arkadaşlarımız. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar hepinize. Sabırla dinlediniz. Süre olarak tabii ben Adasoy'u çok teşekkürler Gökmen Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Adasoy bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Buralara hepimizin sahiplenmesi gerekiyor. Sanayimizin temsilcisi Adasoy. O Adana dedik ya, sanayi bölgesi. Orada bizi temsilen, ülkemizi temsilen önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben Adasoy ekibimize de başta başkanımız olmak üzere Zeki Bey'e, genel sekreterimiz Bora Bey'e ve takım arkadaşlarıma, ben de onlardan birisi olduğumu düşünerek hepsine teşekkür ediyorum. Sanayimizin temsilcilerine, yöneticilerine, hepsine sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Evet, bir soru var mı? Bayram arkadaşımız bir şey yazıyor. Onu da bekleyelim. Sonrasında kapatalım. Sabrınız için tekrar teşekkür ederim. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar diliyorum hepinize.